Çocuklar biz bir takımız değil mi? Evet. Ve zor zamanlarda birbirimize destek oluruz. Evet. Diana ne oldu? Bir şey mi oldu? Şey bilirsiniz işte. Diana ne oldu? Söyle bize. Çocuklar hiç para yok. Siz verebilir misiniz? Ve bütün ayı idare etmek zorundayım. En basit şeyler için bile para kalmadı. Maskara, ruj, manikür. Diana, ne öneriyorsun? Arkadaşınız ve kaptanınız için aranızda biraz para toplamanızı öneriyorum. Diana, sana rimel ve ruj vermemizi ve manikür yaptırmamızı ister misin? Hayır Mary, sadece ona para vermemizi istiyor. Kızlar, bir ay içinde hepsini geri ödeyeceğim gerçekten. Diana, bilemiyorum. Kızlar, kıvırmayın, paranız olduğunu biliyorum. Çocuklar, biz bir takımız. Tamam Diana, sana para vereceğim ama unutma. Bana yeni bir maskot kıyafeti alacağına söz vermiştin. Aa, maskot çok naziksin. Yeni maskot kıyafetini gelecek ay alacağım. Kızlar, sırada kim var? Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyulalım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. Tamam Diana, ama ödeme şartıyla. Tabii ki kızlar, hepsini ödeyeceğim. Tamam Diana, veriyorum. Ama yardıma ihtiyacın olduğunda sen de bana yardım edeceksin. Nasıl, sorun değil. Diana. Ne var Knop'a, geri ödeyeceğime söz verdim. Tamam, ama küpelerini yarın için bana vereceksin. Sorun değil. Of kızlar, işleri çok karmaşıklaştırıyorsunuz. Maskaraya, ruju paraya harcıyorsunuz. Maskot! Maskot, hayatın anlamı yemek yemek değildir. Güzel olmak daha önemli. Tamam kızlar, o güzel olmak için çok çalışma yapmalısınız ama. O yüzden şimdi çalışacağız. Üzerinizi değiştirin hemen. Kızlar, çalışmaya başlayalım mı? Diana, sana yardım ettik. Belki bugün çalışma yapmayız. Kızlar, ikisinin birbiriyle ilgisi yok. Üzerinizi değiştirin. Popüler olmak istiyoruz ve sadece parti verenler popüler olur. Bu yüzden hafta sonu evimizde bir parti olacak. Çok fazla davetiye yok. Güzel, ezikler bile davetli. Sadece seçilmiş olanlar partiye gidiyor. O yüzden çabuk davetiyeleri alın. Biz de geleceğiz. Partide olacağız. Alın bakalım. Ne dağıtıyorsunuz? Çocuklar, sizi partiye bekliyoruz. Eğlenceli olacak. Sizi bekleyeceğiz. Kurbağa takımının partisi mi? Eğlenceli olacağını sanmıyorum. Hayır, gelmeyeceğiz. Neler oluyor burada? Of, bizi mahvettiler. Kızlar, davetiyeleri alın. Anlamıyorum. Neler oluyor burada çocuklar? Sonunda bir partiye davet edildik. İlk defa. Cici ile geleceğiz. Hangi partiden bahsediyorsun? Evimde bir parti var. Gerçekten popüler olmak istiyoruz. Ve parti verenler her zaman popüler olur. İsterseniz gelebilirsiniz. Fazla davetiye kalmadı fareler. Yana, kurbağalar parti veriyormuş. Evet, popüler olmak istiyorlar. Kızlar, biz de gidelim. Tabii ki gideceğiz Ryan. Tabii ki fareler gelebilir ama farelik yapmamak şartıyla. Gideceğiz, evet. Mike Hoca'ya şikayet etmeye. Ne demek istiyorsun Layla? Neden partiye gitmiyoruz? Popüler asiler bize yeter. Bu kadar basit. Başkalarına ihtiyacımız yok. Layla. Layla, neden partiye gidemiyoruz? Yani parti olmayacak mı? Bu fareler fazla oluyor kızlar. Gidip onları durdurun. Mike Hoca'ya şikayet edecekler. Blondie nasıl? Bir şekilde. Blondie, kıyafet kuralı olacak mı? Parlak renkler. Öyleyse Julie, parlak renkli bir üst, güzel parlak bir elbise, parlak tayt ve parlak sandaletler giyeceğim. Ben de parlak renkli bir mayo giyeceğim. Oo Julie, havalı olur. Sadece yanımda ol ve beni sev. Ben güçlü olacağım. Sadece yanımda ol ve beni sev. Seni sevdiğimi fark ettim. Sana ihtiyacım olduğunu fark ettim. İhtiyacım olduğunu fark ettim. Seni sevdiğimi Romeo fark ettim. Romeo kulağımızın pası silindi. Çok güzel söylüyorsun. Başka bir şey daha söyle. Sadece yanımda ol ve beni sev. Ben güçlü olacağım. Sadece yanımda ol ve beni sev. Seni sevdiğimi fark ettim. Diana Romeo'ya aşık falan mı? Hayır. Diana Romeo'nun şarkı söylemesini seviyor. Umarım onunla takılmaz. Çok tuhaf olurdu. Romeo, çok güzel şarkı söylüyorsun. Daha önce kimse benim için böyle şarkı söylememişti. Kızlar, Romeo ile takılırım ya da takılmam, bu sizi ilgilendirmez. Romeo, bir şarkı daha. Diana, yeter ki iste. Merhaba kızlar, sizi arıyorduk. Diana, bak sana ne getirdim. Selam çocuklar. Igor, yanlış zamanda geldiniz. Markus, lütfen soyunma odasını terk et.
Pembe çikolatan beni etkilemiyor. Romeo benim için şarkılar söylüyor. Ne? Çocuklar. Duydun mu? Yabancısın. 20 dakikadır bu şarkıyı dinliyoruz. Diana, önemli haberler vermeye geldim. Kurbağa takımı bir parti veriyor. Popüler olmak istiyorlar. Ne? Diana duydu mu? Ne? Pekala Romeo. Şarkı söylediğin için teşekkürler. Çok güzeldi ama şimdi daha önemli işlerim var. Tamam Diana. İngilizce ve Fransızca da söyleyebilirim. Kaybol muhabbet kuşu. Asıl sen kaybol. Ben de Diana'ya şarkı söylerim. Kurbağa takımı bir parti veriyormuş. Kızlar, uzun zamandır parti vermiyoruz. Bunu düzeltmeliyiz. Bu hafta sonu harika bir parti verelim. Süper. Yani davetliyiz. Düşüneceğim çocuklar. Diana, onlar erkek arkadaşlarımız. Knopa düşüneceğim. Of Markus, hep senin yüzünden. Diana, bu kadar donuk insanları sevmez. Bunu düzelt Markus. Neyi yanlış yaptım? Mike hocam, bu konuda bir şeyler yapmalısınız. Bu nasıl bir kural tanımazlık? Okulda davetiye dağıtmak. Popüler olmalarını istemiyoruz. Partilere girmek istiyoruz. Ryan. Kızlar, sizi rahatsız eden bir şeyi anlamadım. Evlerinde parti vermeleri mi yoksa popüler olmak istemeleri mi? Çocuklar, bu okuldaki herkes sadece popüler olmak istiyor. İstemeye devam etsinler. Buna sadece asiler ve basketbolcular popüler. Ayrıca hamburger ve çilekli mojito da bu okulda çok popüler. Neden biz? Örnek kızlar. Ve örnek çocuk. Parti vermiyoruz. Ve okulda davetiye dağıtmıyoruz. Popüler olmaya uğraşmıyoruz. Tüm bu öğrenciler hakkında yazılar yazıyoruz ve düzeni sağlıyoruz. Biz de bir şeyler yapmıyoruz Mike hocam. Çocuklar, ne istediğinizi anlamıyorum. Popüler olmak mı istiyorsunuz? Olun, sorun değil. Nasıl yani Mike hocam? Mike hocam, biz zaten bu okulun popüler fareleriyiz. Ben de okulun popüler çocuğuyum. Pizza neden bu kadar uzun süre basketbolcularlaydı? Ne konuştunuz? Popülerlikten bahsediyorlardı. Ben de hamburger, pizza ve mojito'nun da popüler olduğunu söyledim. Anlamadım. Sen ne zamandan beri popülersin? Ice, menüyü kastettim. Eğer popüler olursam beni terk eder misin? Pizza popüler bir kıza çıkmak istemiyorum. Ne pişirsem? Pizza? Of, yapamıyorum. Ellerim uyuştu. İşi saçlı, ellerini indir. Garip davranıyorsun. Kafedeyiz. İma, yapamıyorum. Karina, ne oluyor? Koltuk altı epilasyonundaydı. İnanamıyorum. Tarih olmuş, canı yanıyor. Dima, artık dayanamıyorum. Ellerimi tutabilir misin? İşi saçlı, beni utandırıyorsun. Of Dima, erkek arkadaşın mısın değil misin? Çocuklar, ne alırdınız? Buz, bolca buz. Tamam yeşil saçlı, kafeye bir sonraki teneffüste gelelim. Dima, otur. Ice, buz bekliyorum. Bizde iki tane çift köfteli hamburger. Ve pizza. Tamam, hemen geliyor. Mentollü buzunuz var mı? Yeşil saçlı, senden bıktım. Of Dima, ne kadar acıyor biliyor musun? Kız olmadığın için şanslısın. Mike hocam, kurbağa takımını durdurmazsak okulumuz partiler için reklam alanına dönüşecek. Partilere karşı değilim ama kurbağa takımının yaptığı çok fazla. Biz de partiye gidelim. Belki bu kadar kızmazsınız. Tamam kızlar, kurbağa takımıyla konuşacağım. Artık okulda değil, okulun arkasında davetiye dağıtacaklar. En azından bunu yaptığınız için teşekkürler Mike hocam. Kızlar, neden asla popüler olmayacağız biliyor musunuz? Hayır. Ah, bilmiyor musunuz? Çünkü siz zayıfsınız. Fareleri durdurmadınız ve her şeyi Mike hocaya anlattılar. Blondie, sen de gidip onları durdurabilirdin. Layla var, baş fare. Onunla başa çıkmak çok zor. Ondan ben bile korkuyorum. Kızlar, eğer her şeyi tek başıma yapacaksam size neden ihtiyacım olsun ki? Nasıl neden? Biz takımız. Kurbağa takımı parti mi veriyorsunuz? Bizi davet etmeyecek misiniz? Uzun zamandır parti yapmadık. Partimize sadece elit kişiler gelebilir. Ve rakiplerimizin orada işi yok. Aa, çok yazık kızlar, duydunuz mu? Partiye davetli değiliz. Ama parti yapmayı çok istiyordum. Ben de parti istiyordum. Asiler, siz gelmiyorsunuz. Partimiz size göre değil. Sessizce kıskanın. Biz kıskanacak insanlar değiliz. Pekala kızlar, şimdi kendi partimizi yapmalıyız. Kafeye gidip herkese davetiye verelim. Gidelim Diana. Nasıl yani? Aslında onları davet edebiliriz. Belki arkadaş olabiliriz. Bazen çok aptal oluyorsun. Aptal mı oluyorum? Asileri durdurmalıyım. Yine mi? Parti istiyor musunuz? Anlaşıldı. Kimlerle aynı takımdayım? Kuş beyinliler, korkaklar, aptallar. Bu takımla asla popüler olamayacağım. Çocuklar, sıkılıyorsunuz değil mi? Sizi eğlendirmeye geldik. Parti yapmak ister misiniz? Gerçekten istiyorum. Yeşil saçlı, partiye gidemezsin. Daha çok acıyacak. Mike hocam, anlamadım. Bir de bunlar mı çıktı şimdi? Kızlar bekleyin. Çocuklar, asiler parti veriyorlar. Gidiyor musunuz? Gidiyoruz.
Herkes partiye davetli. Muhteşem bir parti olacak. Çok eğleneceğiz. Sadece partide düzgün davranın. Kız arkadaşlarımızı koruyacağız. Markus, lütfen kendini kontrol et. Bırakın Mike hocanız konuşsun. Teşekkürler. Parti yok ve okulda partiler hakkında duyuru yapmayı da bırakın. Selam millet. Kurbağa takımı, siz de mi partinizi duyurmaya geldiniz? Asileri durdurmaya geldik. Blondie istedi. Dinleyin, parti falan vermeyeceksiniz. Hey durun, kimse parti vermeyecek. Mike hocam, ne zamandır farelerin fikirlerini dinliyorsunuz? Okulumuzu fareler mi yönetiyor? Mike hocam, soru nedir? Partimizi hafta sonu vereceğiz. Evet çocuklar, kim geliyor? Herkes. Harika. Bütün gruba davetiye göndereceğim. Kurban takımı, isterseniz gelebilirsiniz. Asiler bizi davet etti. Tamam, harika. Mike hocanız da orada olacak. Sizi kontrol edeceğim. Biz de geliyoruz. Ciddi misin? Evet. Ve her şeyi yazacağım. Güzel. Partiye hazır mısınız? Evet. Blondie'yi de alalım. Asiler, bize ihtiyacınız var mı? Bir sürü lezzetli pizza yaparız. Ve bolca çilekli mojito. Tabii ki size ihtiyacımız var. Siz de davetlisiniz. Asilerin en iyi partisi olacak Diana. Basketbolcular partiye gelmemeli. Gelmeliler. Sinirlerini bozacağız. Diana, biz de geliyoruz. Anlaşıldı mı? Partide görüşünüz. Evet çocuklar, bu okulda popüler olmak isteyen çok fazla kişi var. Ama en havalıları... Asiler! Bu videoyu beğenin, kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve harika yeni bölümlerimizi bekleyin. Görüşmek üzere. Bye bye.